seyahatte duymuşum. İstanbul Havalimanı'nda dostum var. Özel geliyor Londra'ya yemeğe, jet kiralıyor bakın. Sen maaşın ne kadar diye adama sorarlar. Öğle yemeğine jet kiralayıp gidiyor. Bu kadar da kimin parasıyla yapıyorsun onu da devletin sorulur. Milletin parasıyla. Sizin yani gibi iş adamlarının parasıyla. Sokaktaki çöpçünün, yetimin, fakirin, parayla. Şehidin. Bu memlekete can koyanların. Özel uçaktan değil mi? Ben nahar elemeye gidiyorum. Öğle yemeğine gidiyor tabii. Bu, yani sen maaşın ne kadar? Ben sermaye şirketiyim. Ben bürokratın maaşını bilirim. Sen amcaların Iğdır'a bidonla mazot satmaya geliyordu. Onu da biliyorum. Yani senin 25 yıl öten yok. Boşluk. Yani niye yok? Çünkü sosyalizm rejiminde. Yani Türkiye'de. Neyle kazandın böyle? Hani sen, ben Türkiye'deyim. Tamam, Türkiye'de bir ticaret var. Bir gelenek var, ben ondan bahsediyorum. Senin o yok. Sen Albert Einstein mi oldun birdenbire eline Hazreti Musa'nın asası geçmiş gibi? Öyle de yaşadılar yani böyle. Ve zulümler ettiler. Biri de benim. Adaletin tecelli etmesini ısrarla devlet büyüklerimizden, şahsımızdan, vatandaşlarımızdan istiyorum. Ben hakkımdır, elimin emeğidir. Bir hak kaybı yaşamışım. Bu konuda sayın yetkililerimizden, büyüklerimizden istirham ediyorum. Yani bize yardımcı olsunlar, yol göstersinler. Çünkü yaşlı kemale erdi artık. Bundan sonra benden işçi de olmaz. Ben 51 yaşındayım. Yani ben bunu acite etmiyorum. Dramatize de etmiyorum. Yaşam durum bu. Belgelerimin elimdedir. Bir haksızlığım da varsa tekrar tekrar diyorum, beni yargılasınlar. Gözünüze bakarak bunu diyorum.